Kitapların dilinden, TDV medya ekranlarından herkese merhaba. Bugün Kur'an'da Dua Kulluğun Özü isimli kitabımızın yazarı Fatih Kurt'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hamdolsun, şükürler olsun. Bugün sizleri biraz daha yakından tanımak istiyoruz hocam. Bize kendinizden bahseder misiniz? Estağfurullah, Erzurumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Eğitim hayatımın önemli bir kısmı İstanbul'da geçti. Marmara İlahiyat mezunuyum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın farklı kademelerinde görev yapmak nasip oldu. İmam Hatiplik'te başlayıp vaizlik, ilçe müftülüğü, il müftü yardımcılığı, daire başkanlığı, genel müdürlüğü gibi görevlerde bulundum. Şu anda başkanlık müşaviri olarak görevimize devam ediyoruz. Aynı zamanda kelam alanında da kelam doçentiyim. Hocam hayatımız müthiş bir hızla devam edip gidiyor ve insanlar bu hızda da dualarımız çabucak kabul edilsin istiyorlar. Acaba dualarımızın kabul edilmesi için yapmamız gereken bir şeyler var mıdır? Tabii şimdi duada hız çağında yaşıyoruz. İnsanlar hızlı bir şekilde taleplerinin, arzularının gerçekleşmesini istiyorlar ama şunu unutmamalıyız ki aynı zamanda bu alem bizler için bir imtihan alemi. Bazen talep ettiğimiz, istediğimiz şeylerin gecikmesi de bir sınavın parçası olarak bize sunuluyor ve yaşatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duada acele edilmemesini bize öğütlüyor. Ne demek? Yani kul dua eder, duasının hemen gerçekleşmesini talep eder ve dua etmeyi bırakırsa bunu duada acele etmek olarak tanımlıyor ve duanın kabulüne de mani olduğunu bildiriyor. Dolayısıyla mümin her an, her daim bir anlamda belki karşılık beklemeksizin Rabbi ile olan bir bağı, irtibatı olarak görüp bakarak dua etmelidir. Ve duanın kabulüyle alakalı bir başka husus olarak da şu iki şeyin de altını bu vesileyle çizmek isterim. Bir diğer önemli husus duanın kabulüyle alakalı dünya ve ahiret dengesini gözeterek dua etmelidir. Bu bize Kur'an-ı Kerim'de öğretiliyor. Peygamber Efendimiz de bu duayı her namazın sonunda yapıyor. Bildiğimiz dua. Rabbena atina fid dünya hasene. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ama sadece dünya iyiliği yetmez. O fil ahireti hasene. Bize ahirette de iyilik ver. Ve kina azaben nar. Dolayısıyla duanın kabulü için dünya ve ahiret dengesi de önemli. Bir diğer yine sıkça yaptığımız, aynı şekilde namaz sonunda yaptığımız, Kur'an-ı Kerim'de yer alıp peygamberimizin yaparak bize sünnet olarak bıraktığı bir diğer dua, İbrahim suresindeki bir ayet. Her namaz sonunda bunu da diyoruz hani, Rabbena afirli, Rabbimiz beni bağışla ama sadece beni bağışlaman yetmez ki, veli valideyye, anne ve babamı da bağışla. Sadece beni, anne ve babamı bağışlaman da yetmez. Velil müminine yevme yekumul hesab. Hesap gününde bütün müminleri bağışla diye dua ediyor Hazreti İbrahim. Kur'an'da yer alıyor. Peygamberimiz de bu duayı yapmayı bize sünnet olarak bırakıyor. Buradan ne anlıyoruz? Dua ederken sadece kendimize değil, ailemize ve tüm insanlığa, bütün müminlere dua etmeliyiz ki dualarımız kabul olsun. Peki hocam, dualarımızın kabul olunması noktasında Allah'ın isimlerinin bir etkisi var mıdır? Araf suresinde Cenab-ı Allah bize şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Cenab-ı Allah'a aittir. Onlarla ona dua edin. Peygamber Efendimiz de Rabbimizin güzel isimlerini öğrenmeyi, bilmeyi cenneti kazanma vesilesi olarak ifade ediyor. Alimlerimiz de Cenab-ı Allah'ın farklı isimlerini taleplerimize göre ifadenin duanın kabulünü kolaylaştıracağını bize beyan edip söylerler. Dolayısıyla Rabbimizin güzel isimlerini anmak, Rabbimizin bizden isteği, aşıkın, maşukun ismini bolca zikretmesi, tekrar etmesi, aslında sebepsiz bir menfaat beklentisine girmeksizin o ismi tabiri caizse sayıklaması, devamlı tekrar etmesi muhabbetini ortaya koyan bir şeydir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah kendisini sevenlerin istek ve taleplerini karşılıksız bırakmaz. Onlara mutlaka karşılık verecektir. Birçok ismi var elbette ama rızık darlığı çekiyorsak
sen Rezzaksın ya Rabbi dememiz, hastalığımız veya hastalarımız varsa sen şafisin diyerek ona el açıp dil dökmemiz, af ve bağışlanma diliyorsak onun Rahman, Rahim, Afu, Gafur olduğunu ifade edip ona sığınmamız şüphesiz ki dualarımızın kabulünü artıracaktır. Hocam bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum.